Karakod Medya'dan herkese merhaba. Kindir serimizde bugünkü konumuz Kayserispor'un yeni transferi, hatta kiralık transferi diyelim. Carlo Muar ki yani son anda biz artık Damian Jokovic transferi gerçekleşti diye düşünüp hatta videosunu çektik. Oradan döndü o iş. Jokovic Rizespor'a transfer oldu. Bugün de aslında hem Carlo Muar'ın profilini inceleyeceğiz hem de yani bu transferin olmadığına, gerçekleşmediğine çok pişman olur mu Kayserispor? Aslında onu konuşacağız ki yani yepyeni bir yapılanmaya giriyor Kayserispor Petrescu yönetiminde. Transferler de gelmeye başladı. Bunlardan biri de ekstra klasa takımlarından Le Poznan forması giyen Carlo Muar oldu aslında. Yani fiziğiyle öne çıkan bir oyuncu, bu sezon hem ekstra klasada maça çıktı, düzenli oynayan bir oyuncu olmasa da hem Avrupa Ligi'nde de forma giydi. Kayserispor orta sahasında yani bir kalite eksikliği bence göze çarpıyordu. Campagnaro'yu bir kenara ayırırsak orada onun yanına böyle net bir oyuncu ihtiyacı vardı Kayserispor'un. Sence Muar Süper Lig'de o etkiyi yaratabilecek oyuncu olur mu? Neler düşünüyorsun abi bu konuda? Tabii yani ilk bunu cevaplayarak başlayalım. Bence net bir şekilde bu kalite eksikliğini kapatamaz Carlo Muar. Çünkü zaten seviye olarak belli bir seviyenin oyuncusudur. Ama hani insanlar beklentiye girmeden Carlo Muar'ın performansını izlemek isterse de bence performans olarak onları gayet doyuracak ve kendi beklentilerine göre de üzerine çıkacak futbolu. Çünkü hani şu anda Kayserispor'un orta sahasına baktığımız zaman orta sahada sezon başında gelen Manuel Fernandes'in yokları oynaması üzerine ikinci yarının başında Avramovski'ye çıkardılar, lisans çıkardılar ve Avramovski de bence aslında iyi niyetli bir performans sergiliyor Kayserispor için ama 10 numaraya daha yakın bir futbolcu olan Avramovski'nin de bence yaratıcılık anlamında zaten eksiklerin olduğunu saha içerisinde görüyoruz. Ya zaten bunun üzerine belki de Damian Djokovic transferi gelseydi yani orta sahaya bu yaratıcılık problemlerini kısmen de veya kısmenden daha fazla bir şekilde çözebileceğini söylerdik Kayserispor'un. Çünkü bence çok komple bir futbolcuydu Damian Djokovic ve şu anda da Rizespor'daki vereceği performansı da çok merakla bekliyorum. Carlo Muar'a gelecek olursak bence Carlo Muar zaten 8 numara bile değil, direkt bir 6 numara futbolcudur. Çok değerli bir ön liberodur. Hani yaptığı işe göre belki değerlidir oyuncu ama Lech Poznan'ın şu anda bu sezon kullandığı orta sahaların sürekli olarak pasa yatkın oyuncular olması sebebiyle zaten Carlo Muar istediği kadar kendine şans bulamadı. Çünkü pas oyununda yokları oynuyor demesem de ortalama altı bir futbolcu olmasıyla Lech'te kendisine şans bulamadı. Zaten onlar da Jesper Kallström transferiyle belki de Muhar'a biz yine şans vermeyeceğiz gibisinden bir demeç de vermişlerdi. Kayserispor'un orta sahasında ben Campagnaro'nun yerinin kesin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Campagnaro gerçekten de Süper Lig'in önemli merkez orta sahalarından birisi. Yanında Ataman'ın performansı her maç belli bir seviyenin üzerinde olmasa da bence iyi oynadığı maçlarda Kayserispor'a yararı oldu ve aslında yaşına göre de belki de gelişim gösterdiği noktalar oldu. Çünkü ben Attama'da da aynı Muhar gibi, şu anki Muhar gibi biraz da pas özürlüsü olarak biliyordum. Ancak bazı maçlarda gerçekten de Kayserispor'un topu kanatları açmasında ve hücum pozisyonu yakalamasında Ataman'ın attığı paslarında ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi. Zaten Ataman bu performansından sonra zaten gelen Carlo Muar'ın da direkt olarak 11 çıkardı diyemememin sebebi bu. Çünkü bence Ataman'ın pas oyununa yatkınlığı da Muar'dan şu anda daha iyi. Yani fizik olarak rakiple mücadele anlamında Muar daha iyi olsa da belki de hücum yapılması gereken maçlarda yine Ataman sahaya ilk 11 olarak çıkacaktır. Lech Poznan'ın aldığında aslında gayet iyi bir bonservis ödemişti. Çünkü Polonya Ligi'nin takımlarının bütçeleri belliydi. Aldıktan sonra istenilen verimin alınamamasının sebebi bence hücuma katkı veren bir oyuncu olmaması. Çünkü tamamen savunmaya dönük, savunma görevlerini çok iyi yere getiren bir futbolcu olmasına rağmen hücum tarafında hiç sorumluluk almayan, hiçbir becerisi olmayan bir ön libero. Ya umarım Kayserispor orta sahaya Muhar'ı aldıktan sonra bizim orta sahamız yeterli ve üzerine bir oyuncu almadan biz ligin sonuna kadar bu orta saha rotasyonuyla devam ettirebiliriz demez. Çünkü
Ligde herkes artık daha güçlü kadrolar kurarken ben Kayserispor'un şu andaki Muhar, Campagnaro, Avramopoulos orta sahasının çok yeterli bir seviyede olduğunu düşünmüyorum ve ya net bir 10 numara ya da hücuma dönük sürekli olarak hücuma katkı verebilecek bir 8 numara transferi de gerekiyor Kayserispor için çünkü genel olarak zaten pozisyonu yaratma anlamında sıkıntı çeken bir takım oldukları için bu orta saha şu anda onları belli bir seviyenin üzerine de çıkarmayacaktır. Yani baktığımızda eğer mesela Jokovic gelmiş olsaydı Campagnaro, Jokovic, Altamach gibi bu orta saha beni tatmin edebilirdi. Şu an yani Muhar'ın geldiği senaryoda bence eğer transfer yapılmazsa tabii şu an o senaryoda konuşuyorum. Avramovski'nin de bence Campagnaro gibi yeri garanti. Çünkü hani artık Manuel Fernandes'e bel bağlamayacağını düşünürse Kayserispor'un yani umarım öyledir bilmiyorum ya da umarım toparlar ama yani çok umudum yok. Yani Avramovski ve Campagnaro'nun yeri garanti olacak bence. Campagnaro biraz daha şu an Kayseri'nin oynadığı gibi hani hücumda ekstralar vermek durumunda kalacak. Öyle bir efor sarf etmek durumunda kalacak. Bence Jokovic veya o tipte bir futbolcu gelseydi Campagnaro daha alışık olduğu bir ofans defans dengesinde forma giyerdi. Ve işte Altamach ve Muhar'dan artık hangisi oynayacaksa o da hani o çapa kesici oyuncu olacak diye düşünüyorum. Yani şu beni biraz açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. Hani ben oyuncu hakkında senin kadar net ahkam kesebilecek seviyede bilgi sahibi değilim ama yani Kayserispor'un şu an bence ilk 11'ini önce bir net şekilde oturtması lazımdı. Hani bence Altamach'a benzer stilde ve Altamach'la forma rekabetine girecek bir oyuncuya sonra bakılması lazım. Yani ilk etapta Kayserispor'un bence orta sahaya bir 8,5 veya bir 10 numara transferi yapması gerekiyordu. Campagnaro'yu biraz daha rahatlatmak için şu an bence ona binecek yük daha da arttı. Evet, ne yük verilse bence altından kalkıyor. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama yani sırf altından kalkıyor diye de bir oyuncuya bu kadar bence yüklenmemek lazım. Ya yani şöyle bir cümle kullandın böyle hani kılçıkla seçiyor gibi şey, cımbızla seçiyor gibi olacağım ama hücum oynanacak maçlarda Altamach tercih edilebilir gibi bir şey kullandın. Yani bu beni biraz açıkçası kaygılandırdı çünkü yani Altamach profilinde bir oyuncu hücum futbolunda birine göre daha tercih edilebilir durumdaysa burada bence sorgulanması gereken şeyler var demektir. Yani sadece hani senin söylediklerin ışığında konuşuyorum tabii ki. Yani umarım bir şekilde Kayserispor sezonun geri kalanında transfer dönemi kapandıktan sonra işte ofansa katkı verebilecek orta saha konusunda böyle kadro içinden devşirmelere başvurmak zorunda kalmaz. Ya kesinlikle çünkü zaten şu anda Beşiktaş'ta kiralı forma giyen Mensah olsa Kayserispor'un elinde veya Rizespor'a bonservisiyle giden Boldrin bile olsa Kayserispor'un orta sahasında belki de uygun üçlü yakalandı diyebilirdi. Çünkü ya önünde iki tane 8 numara oynadığı zaman Carlo Muhar'ın performansını ben gayet yerinde ve istikrarlı bir şekilde verebileceğinden ben eminim ama şu andaki Kayserispor'da forma giyen her oyuncuda gereğinden fazla bir beklentinin oluşması bence oyuncuların performansını düşüren en net sebeplerden biri de bu oluyor. Çünkü ya gerçekten mesela hücumcular işini tam yapmadığı için farklı isimlerden hücum katkısı bekleniyor ve bu hem verim düşürüyor hem de zaten yakalanamayan gol pozisyonlarında gole çevirme oranını da iyice düşürmüş bir hale getiriyor. Ya umarım Kayserispor'un şu 4 günlük periyotta bir tane daha net bir oyuncu transferini açıklaması ve en azından taraftarına biraz daha güven vermesi gerekiyor. Çünkü zaten sezon başında yapılmış Manzala transferi olsun, Manuel Fernandes transferi olsun, şu anda hala bence bir yedek futbolcu olabilecek Avramovic transferi olsun, biraz da taraftarın güvenini yitirdiler. En son olarak da şunu söylemek isterim. Mesela sezon başında Yan Akah transfer edilmişti Boavista'dan ve Boavista'dan geldiği zaman da Akar'ın iyi bir rotasyon oyuncusu olacağını ve 40 maçın 17-18'inde forma giyen bir oyuncu olması halinde de bence başarı olarak azledilmesi gerektiğini söylemiştim. Aynı şekilde Muhar'da şu anki orta saha düzeyiyle devam edilirse 20 maçın 6'sında 7'sinde bir ortalama üstü bir performans verirse bence Kayserispor için bir avantaj olur. Bu hani yani performans verişi de tamamen savunma kaynaklı performansı olduğunu da unutmamak da gerekiyor. Yani
Tamam, Fenerbahçe deplasmanı sezonun geri kalanı için net bir ölçüt kabul edilmemeli abi, ama yani gerçekten Kayserispor hücumda hiçbir şey üretemedi. Yani ben şu düşünceyi anlayabiliyorum. Evet, tabii ki yeni bir teknik direktör var, bazı şeyler oturacak, ama yani sağ bekte Kıvırcık gibi bir oyuncu kullanıyorsunuz. Doğrudan hani kanat karakterli bir bek. Aziz Behiç var öbür tarafta. Yani Aziz Behiç de net olarak bence hücum beki diyebileceğimiz bir oyuncu. O da ta kariyerinin en başında sol kanatta forma giyiyordu. Bence şu an oyunun iki yönünde de kendini çok geliştirdi, ama yani iki hücum bekiniz var diye, işte kanatlarınızda Lennon ve Henrique gibi iki oyuncu var diye, bütün orta sahamız bizim savunma karakterli olsun diye yani düşünemezsiniz. Bence futbol böyle işleyen bir şey değil ve Kayserispor'un ben şu an biraz böyle hareket ettiğini düşünüyorum. Bundan da açıkçası rahatsızım ve yani bence Fenerbahçe maçında için hücum kısmında gösterilen performans da, yani tamam evet, dediğim gibi biraz daha sabırlı olunması gerekiyor, ama yani beni haklı çıkardı diye düşünüyorum ben. Çünkü yani ben Kayserispor'un bir tehditini hatırlamıyorum Fenerbahçe maçında. Ne geri düştüğünde ne oyun 0-0 iken. Bu da beni düşündürüyor. Dediğim gibi yani umarım transfer dönemi kapanmadan bir tane daha ofansif karakterli oyuncu eklenir rotasyona. Çünkü hani lisansı daha yeni çıkarılan Avramovski ile ve işte dediğim gibi bence acımasız bir şekilde fazla yük bindirilen Campagnaro ile tüm ikinci yarı yani geçmez. Kesinlikle. Katılıyorum abi. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Ağzına sağlık Oğuz. Teşekkürler yorumların için. Yani Kayserispor'da ilk videomuz Djokovic'ti. Bir talihsizlik oldu, sonrasında Rizespor'a transferi gerçekleşti. Umarım burada uğurlu geliriz. Çünkü aslında özellikle Anadolu takımlarına çektiğimiz videolarda, tanıttığımız oyuncularda hep böyle bir iyi performans var. O da biraz uğurlu geldiğimizi gösteriyor aslında bence. Umarım Kayserispor'a da uğurlu geliriz Muar transferiyle. Ve yani transferler geldikçe gerek Kayserispor olsun gerek başka Süper Lig takımları olsun, biz burada eğer oyuncuyu tanıyorsak sizlere de tanıtmaya çalışıyoruz kanalımızda. Transfer dönemi bittikten sonra da hem Anadolu takımlarıyla alakalı hem futbolun geri kalanıyla alakalı da içeriklerimiz burada devam edecek. Abone olarak bunlardan da haberdar olabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.